Herkese selamlar. Ben Alperen. Yeni bir Naruto güç sıralama videosuna hoş geldiniz. Bu videoda ondan geriye doğru bir güç sıralaması yerine benim güçlü bulduğum 10 jutsuyu izleyeceksiniz. Yani bir sıralama olmamasının yanında mühür teknikleri, uzay zaman jutsuları, genjutsu, taijutsu gibi birçok jutsuyu ele alacağım. Yani kısaca sadece yıkım gücü ya da fiziksel güç yerine işlevsellik, hız, güç, yıkım gücü vesaire birçok teknik olacak. Gözden kaçırdığım ya da listeye eklemediğim jutsuları yazmaktan çekinmeyin. İçerikler hoşunuza gidiyorsa kanala abone olabilir ve videoya beğeni atabilirsiniz. Şimdiden herkese iyi seyirler. Videonun başını izlemeyenler için tekrardan bu videoda sıralama olmadığını hatırlatıp videoya başlayalım. Videoya Sixpack Chibakutense ile başlamak istiyorum. Hamura ve Hagoromo anneleri Kaguya gibi bir gücü durdurabilmek için bu tekniği bulmuş ve uygulamışlardı. Ayrıca Naruto ve Sasuke, Kakashi, Obito ve Sakura yardımıyla Kaguya'yı yine aynı teknikle mühürlediler. Tekniğin inanılmaz güçlü olduğunu şuradan anlayabiliriz. 5 kişilik inanılmaz derece güçlü ekip bile Kaguya'yı yenemiyorken son anda Kakashi'nin aşırı power up alması, Kaguya'nın son anda Sakura'yı fark edemeyişi bu tekniği uygulamak için bir boşluk oluşturmuştu. Ben ölümsüzüm, beni ancak mühürleyerek yenebilirsiniz diyen bir Kaguya'yı alt etmeyi sağladığı için listeme kesinlikle girmeyi hak ediyor. Hashirama'nın bin kollu Buda heykeli son anda listeye eklediğim bir jutsu oldu. Bunu belirtmeden geçmek istemiyorum. İlk başta Madara'nın Tengai Shinsei tekniğini koymuştum ama sonradan Hashirama'da karar kıldım. Bunda etkili olan sebeplerden biri boyutu ve yıkım gücü. Perfect Susanoo'lu Madara yanında minnacık kalmıştı ve pek bir varlık gösteremedi. Zaten Hashirama bu jutsuyu yapabilmek için Sage modu aktif etmesi gerekiyor. Yani böyle büyük bir güç için çok büyük bir çakraya sahip olmanız gerek. Kısaca istediğiniz vakit büyük yıkımlara sebep olabilecek Hashirama Reis'in Shin Susanjusu listeye son anda girerek sizlerin karşısına çıkabildi. Madara'nın limbo yeteneği Naruto evrenindeki en bozuk yeteneklerden biri olduğunu söylemek hiç yanlış olmayacaktır. Madara kendi kadar güçlü 4 adet klon oluşturarak birçok avantajı kendi lehine çevirebiliyor. İstediği anda klonla yer değiştirir ve klonları istediği yerlere yönlendirerek savaşta hem gözlem gücünü hem de sayısal üstünlüğünü eline geçirir. Buraya kadar Naruto'nun Kage Bunshin'inden pek farkı yok gibi görünse de onu bu listeye sokan çok önemli bir gücü mevcut. Madara'nın limbolarını sadece Rinnegan'a sahip olanlar ve Hagoromo'nun çakra verdiği insanlar görebilir ya da hissedebilir. Bunlara sahip olan karakterlerin bir eli geçmeyeceğini düşünürsek limboya karşı savaşmanın neredeyse imkansız olduğunu görebiliriz. Hadi diyelim görüyorsunuz veya hissediyorsunuz, limbo klonlarını alt etmekte bir o kadar zor. Naruto tek bir klonu hem Shikaku mührüyle durdurup üstüne Gudodama çubuklarıyla sabitlemişti. Sözün özü çok güçlü olduğunu düşünüyorum ve her türlü ilk konuma girer. Tobirama'nın bulduğu Orochimaru ve Kabuto'nun kullandığı Edo Tensei bana göre Naruto serisinin gelmiş geçmiş en bozuk tekniğidir. Basit el mühürleri ve çağıracağınız kişinin çok az DNA'sına sahip olmak onu çağırmak için yeterli olacaktır. Tabi bunun için kurban verilmesi gerekiyor, bu da onu yasaklı bir jutsu yapmakta. Asıl konumuza dönersek, bu teknikle güçlü insanları çağırabildiğinizi düşünürsek yorum yapmaya pek gerek kalmıyor. Kabuto, Madara, Nagato, Itachi gibi güçlü isimleri çağırırken Orochimaru ise 4 Hokage'yi çağırmıştı. Bu tüm Edo Tensei karakterler 4. Büyük Ninja Savaşı için hem kötü hem de iyi olarak neler yaptığını kısaca hatırlarsak müthiş bir teknikle karşılaşıyoruz. Hem de kullanıcısı birkaç kişi hariç çağırdığı kişi üstüne tam kontrole sahip. Herkesin ilk konumda mutlaka vardır diye tahmin ediyorum. Koko de vashi ga. Tobira no. Wakatta. So chakra o aradateru na, anichi. Ya sıman sıman. Listede sadece yıkım gücüne sahip olmayan jutsular da olacak demiştim. Bu iki jutsu onlardan birisi. Naruto serisinde bir jutsuya sahip olabilsem kesinlikle onun Flying Rajin olmasını isterdim. Bana göre müthiş işlevsel bir teknik. Minato birçok yerde bu teknikle harikalar yaratmıştı ve ben de her gördüğümde tekrar tekrar izlerim. Bu arada biliyorsunuz ki bu jutsuyu Tobirama da kullanıyor ama Minato tekniği ilerlettiği için onun adını kullanıyorum. Kısaca hem rakibe saldırmak için hem de gelen saldırılardan sıyrılmak için denge olmayan bir teknik. Diğer bir yanda Sasuke'nin Rinnegan'ı ile sahip olduğu Amano Tezukara var. Flying Rajin'e benzer çalışsa da bu teknikte iki nesne yer değiştirir.
Bu da savaş esnasında Sasuke'ye birçok kez tuzak kurmasına ve rakibi aldatmasına olanak sağlar. Uzun lafın kısası, bu iki uzay zaman jutsusu bana göre aşırı derece güçlüler ve benzerleri çok nadir bulunuyor. Mazui. Might Guy benim en sevdiğim karakterlerden birisidir ve onun sanırım bu jutsunun ne kadar güçlü olduğunu bizlere kanıtlıyor. Naruto'nun Ashura Mod Rasen Shuriken'i ve Sasuke'nin Inran'ın okunu kullanması bana hep garip gelmiştir. Ya biz Obito'yu, Madara'yı, Kaguya'yı dövelim, en son birbirimize en güçlü tekniklerimizi sallarız gibi bir sahne olmuştu. İki karakter de reenkarne oldukları kişilerin ismini kullanarak en güçlü olduğunu iddia ettikleri iki jutsularını kullandılar. Yine Sasuke öldürmek için, Naruto da savunmak için kullandı ve sonuç beraberlikle sonuçlanmıştı. Karşılaşma beraberlikle sonuçlandı ama bu iki büyük gücün çarpışması bulundukları bölge için hiç iç açıcı olmadığını söyleyelim. Ayrıca hem Naruto hem de Sasuke neredeyse tüm çakralarını bu jutsular için harcadılar, bu kısmı unutmamak gerek. Yine aynı Edo Tensei gibi birçok kişinin listesinde bulunacağını düşünüyorum. Listede taijutsu tekniği, mühürleme tekniği ve birçok güçlü ninjutsu varken bir de genjutsu koymadan geçmek istemedim. Mugen Tsukuyomi hem Koto Amatsukami hem Sasuke'nin yaptığı Rinnegan genjutsusuyla karşılaştırılır. Ama ben Mugen Tsukuyomi'yi hep ön plana alırım. Geniş bir alana yapılması ve bu genjutsuyu yapmak için Rinne Sharingan gibi özel bir güce sahip olma gerekliliği onu bu listeye girmesinde etkili oldu. Kısaca bu teknikte herkes istediği rüyalara dalarken belli bir zaman sonra beyaz Zetsu'ya dönüşürler. Tekniğin nihai amacı yeni bir çakra meyvesi üretmektir. Bu genjutsunun tek zayıf noktası Edo Tensei'li kişilere etki edemiyor. Ayrıca Sasuke'nin Susanoo'sunun içinde bulunanlar da içeriye ışık girmediği için etkilenmemişti. Son olarak da tekniği bozmak için Rinnegan kullanıcısı ve 9 Biju'nun çakrasına sahip kişinin ellerini birleştirerek fare mührü yapması gerekir. Sözün özü en güçlü jutsular listemize tek giren genjutsu Mugen Tsukuyomi oluyor. Yo terase. Mugen Tsukuyomi. Flying Rajin ve Amano Tejikara'yı anlatırken Kamui'den bahsetmedim, fark edenler olmuştur. Sonuçta Kamui de bir uzay zaman jutsusu. Ama ben Kamui'yi Kakashi'ye gelen aşırı ve anlamsız power-up'la ele almak istedim. Öncelikle Kamui ile dokunulmaz olmak muazzam ötesi bir yetenek. Kakashi böylelikle Kaguya'nın ölümcül saldırılarından kaçabilmişti. Obito zamanında neler neler yaptı oralara hiç girmiyorum. Kakashi ardından Kamui Raikiri gibi kestiği yeri uzay zamana yollayan ve aşırı hızlı bir teknik kullanır. Kısaca özetlersek dokunulmaz olması yetmezmiş gibi aşırı hızlı hareket edip bir de kestiği yerleri iyileştirilemez hale getiriyor. Ayrıca Kakashi'nin Susanoo ile Kamui Shuriken yaptığını da unutmayalım. Kamui ile genelde küçük şeyleri uzay zamana hapsederken Kamui Shuriken ile Kaguya'dan çıkan Biju'ların bir kısmını yok edebilmişti. Yani teknikler hem hızlı hem uzay zamanı kullanıyor hem sana dokunamıyorlar. Gelmiş geçmiş en değişik power up kesinlikle bu olabilir. Kakashi resmen 90+3'te oyuna girip Kaguya'yı doğradı ve Naruto ile Sasuke'nin ellerine bıraktı. Bir sıralama yapsam ilk 3'e çok net girerdi. Son jutsuya geçmeden önce sıralamaya son anda giremeyen bazı jutsuları açıklayıp geçelim. Onoki'nin Jinton'u bana kalırsa aşırı güçlüdür. Yine aynı şekilde 4 Hokage'nin birleşip yaptığı mühür, hatırlarsanız 10 kuyruklunun Biju damasına bile dayanabilmişti. Shin Susenju'da söylediğim Tengai Shin ise yine çok büyük bir yıkım gücüne sahip, son anda listeden çıkardım. Söyleyeceğim son iki teknik ise Izanami ve Shikifujin. Listede zaten genjutsu ve mühür tekniği olduğu için koymadım. Ama kendi çaplarında inanılmaz güçlü teknikler. Son kısım biraz paket gibi oldu ama Kaguya'yı tek bir kısımda ele almak istedim. Kaguya seri sonunda geldiği zaman bir Otsutsuki'nin ne kadar güçlü olabileceğini Naruto izleyicilerine çok rahat kanıtlamıştı. Dokunduğu her şeyi öldüren kemik çubuklardan kurtulmanın imkanı yok ki Naruto'nun ay mührü bile Obito'yu ölümden kurtaramadı. Dokunduğu nesneyi anında öldürmesi onu listemize koymamıza neden oluyor. Kaguya'nın bir diğer güçlü tekniği ise Ameno Minaka. Kaguya yakın mesafedeki boyutları değiştirerek stratejik hamleler yapmasına olanak sağlar. Kakashi ilk gördüğünde bunun bir genjutsu olduğunu düşünmüştü ama sonradan boyut değiştirdiklerini anlayabildi. Özellikle lav boyutunda acayip şekilde zorlandıklarını gösterdiğim sahnelerde hatırlarsınız. Hatta başka boyutta yer çekiminden dolayı hareket bile edemiyorlardı. Kısaca teknik aşırı çakra gerektiriyor ama rakip için inanılmaz zorlayıcı.
Kaguya'nın değineceğim son tekniği ise Gudodama ama normalinden kat kat daha büyük olanından. Kaguya Naruto'nun Biju Rasen Shuriken'ini yedikten sonra içindeki 10 kuyruklu çıkmıştı. Kaguya da bunu tüm elementlere sahip Kekkeimura Gudodama'ya dönüştürmüştü. Siyah Zetsu bunun yeni bir uzay zamanının başlangıcı diye adlandırıyor. Eğer takım 7 bu sınırı belli olmayan, hala büyümeye devam eden Gudodama'yı durdurmasaydı, işler tamamen geri dönüşü olmayacak şekilde bitecekti. Benim en güçlü gördüğüm 10 jutsu bu şekilde. Listeye katılmadığınız yerleri yorumlarda yazabilirsiniz. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.